Mayıs sonu, Haziran'da hasata başlıyor çiftçilerimiz. Muz ilk Ekim'den 9 ay sonra çiçeğini açar ve bir olgunlaşma süresine girer. O süre yaklaşık 3-4 ay sürüyor. Bu Toprağın Öyküsü programından herkese merhabalar. Yeni bölümümüzle yine sizlerle birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz. Yine farklı illerimize gidiyoruz. O bölgede tarım ve hayvancılık üzerine çalışan üreticilerimizin sesi olmaya devam ediyoruz. Birbirinden güzel görüntüler ve özel röportajlarla karşınızdayız. Eğer hazırsanız Bu Toprağın Öyküsü başlıyor. Türkiye'nin en verimli ovalarından, Çukurova'dan herkese merhabalar. Sevgili seyirciler, tarımın kalbinin attığı yerden aslında sizlere sesleniyoruz. Tabii bu bölgenin topraklarının verimli olmasının yanı sıra bu bölgenin üreticileri, bu bölgenin girişimcileri de tarımın ilerlemesinde oldukça büyük payı var. Bugünkü yayınımızı bir sebze bahçesinden, sebze tarlasından sizlere seslenerek yapmak istiyoruz. Yanımızda da iki değerli konuğumuz var. Fatih Bey, firmanın yetkilerinde, bu bölgenin en iyi üretim yapan firmanın önemli isimlerinden. Bir de tabii yanımızda üreticimiz, çiftçimiz Koçer Bey var. Birlikte değerlendirelim. Tabii iyi bir sebze aslında iyi bir tarım, iyi bir tohumla başlar değil mi Fatih Bey? Tabii, kesinlikle. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Fatih Batman, Manier Tohumculuk. Biz de bu bölgede yerli bir firmasıyız, bu bölgenin. Kaç yıldır tarımın içindeyiz? Manier Tohumculuk 18 yıldır tarımın içerisinde. Sebze tohumları üzerine çalışmalarımız var. Hangi sebzeler? Bunlar daha çok kabak, domates, biber, kavun, karpuz dallarında tohumlarımız var. Türkiye pazarında tüm bölgelerde çalışmalarımız var. Artı şirketimizin 24 ülkeye de tohum ihracatı var. Bu 2-3 yıldır ıslah programında çalıştığımız biber tohumları üzerine, geçen sene kurduğumuz denemelerde başarılı kılınan Nefer F1 tohumu bu sene yoğun bir şekilde talep gördü. Türkiye'nin tüm bölgelerinde talep gören bir çeşit. Her bölgeye uyum sağlayan olsun ama evet, bir tohum. Şans, evet öyle oldu. Yani Türkiye'de Karadeniz'inde Ege bölgesi, Marmara bölgesi ve en büyük dediğimiz Kapya'nın ilk Türkiye'de çıktığı bölge Çukurova bölgesinde yoğun ekilişlerimiz var. Ne kadar alana ekim yapıyoruz bu arada? Türkiye pazarında Çukurova pazarını baz alırsak yaklaşık olarak 10-12 bin dönüm arazi kapya ekilişleri oluyor. Türkiye'de ilk bu çıktığı için buradan ihracatçı firmalarımız, tedarikçilerimiz ilk buradan ihracat yapılıyor kapyalar. Ondan sonra kapyanın sıralamasında ihracattan sonra közleme dedikleri, yani kavanoza aldıkları, ondan sonra soğuk olarak üretilen şerit, yani kesme, en sonunda sezon sonunda salçalık programı yapılıyor burada. Biz şu anda tam da hasatın yapıldığı bir döneme denk geldik. Evet. Üretim yıl boyunca sürüyor mu? Hangi aylar arasında hasat yapılabiliyor? Burada ekiliş dönemimiz, en yoğun ekiliş dönemimiz Şubat ayında yapılıyor. Bunlar tünel dediğimiz örtü altına yapılıyor. Daha sonra Mart ayında açık arazide de belli bir miktarda kademeli ekiliş olduktan sonra Mayıs sonu, Haziran'da hasata başlıyor çiftçilerimiz. Ondan sonra süreç tabii ki hava şartları da buna uygunluk sağlar ise Kasım'ın sonuna kadar ortalama, Ekim, Kasım sonuna kadar hasatımız devam ediyor. Çiftçimiz demişken hemen üreticimize tamam. Koçer Bey'e dönelim. Merhabalar. Merhaba. Bereketli olsun, hayırlı işler. Teşekkür ederiz, sağ olun. Neler yapıyorsunuz? Bugün içerisinde ne kadar biber topladık? Burada toplanan bu biberler nerelere gidiyor? Biber 30-40 ton mal topluyoruz günlük, biber topluyoruz. Aracata gidiyor, işte közlemeye gidiyor, şerite gidiyor. Öyle. Kaç kişi çalışıyorsunuz tarlada? Şu anda 180 kişi var. Bir iş de veriyoruz firma olarak, bu çok değerli. Aynen. Evet, peki yani. Toplarken biberleri neye dikkat ediyorsunuz? Bunları yetiştirirken nelere dikkat ediyorsunuz? Suyu, bakımı, her şey önemli. Tabii önemli de suyuna dikkatli vereceksin, gübrene aynı. Bakımda eksik etmeyeceksin, ona göre verimi alırsın işte. Sabah kaçta başladınız toplamaya? Saat 7'de başlıyoruz, 5.30'a kadar devam ediyoruz. Evet. Kaç gün sürecek buradaki bu toplama işi? Bu 11.ye kadar devam edeceğiz işte. Sulamayı nasıl sağlıyorsunuz?
sulama damlamalıdır. Bu damlamada veriyoruz sulama. En iyi tekniklerden biri zaten. Evet, aynı, aynı. Fatih Bey, size tekrardan döneyim. Yurt dışı piyasanız, piyasa payınız nereler? Şimdi yurt dışı departmanımız ayrı bir departman. Orada dış ticaretle ilgilenen arkadaşlar var ama benim oradan aldığım bilgilerde 24 ülkeye ihracat yapıyoruz. Tohum ihracatı yapıyoruz. Daha çok Pasifik ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Balkan ülkelerinde yoğunuz. Son 2 senedir de Avrupa ülkelerinde bir çalışmalarımız var ve bu yıl dönüşleri olmaya başladı. Bu sevindirici. Payımız orada domatesde payımız var. Salatalık tohumlarında ciddi payımız var. Kabak, karpuz, esasen hepsinden gönderiyoruz. Ülkelere göre bu değişiyor. Türkiye geneline de zaten gidiyor. Türkiye genelinde her tarafta varız. Yani ürün bazında bütün bölgelerde çalışmalarımız. Neden sizinle çalışıyorlar? Sizi tercih etmelerinin bir sebebi var değil mi? İyi bir firmayız bir kere. Evet, iyi bir firmayız, genç bir firmayız. Esasen dinamik bir firmayız. Yani olayları çok yakın takip ediyoruz. Islah programları, çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Genç arkadaşlarla takipteyiz, dünyayı takip ediyoruz. Artı ülkenin tohum firması olduğumuz için, Türkiye'nin tohum firması olduğumuz için Türkiye'nin isteklerini biliyoruz. Hem sizi tanıyalım, adınız, soyadınız, bu firmadaki yeriniz ve tabii biraz da firmayı değerlendirelim. Tabii ki. İsmim Hakan Kahraman. Kahraman Sebze Meyve Sebze'nin ortaklarından biriyim. Buradaki üretimin hasatını yapmakla yükümlüyüm ben. Bunun satışı, kalitesi ve de sevkinden komple ben sorumluyum. Evet. Peki bu seneki hasattan beklentiniz neydi? Beklentinizi karşılıyor mu? Öngörünüz yarı yarıya aslında oluştu değil mi? Çünkü başladınız toplamaya. Ne hedefliyoruz, ne bekliyoruz, ne durumdayız? Şu an sevkiyatlar iyi durumda gidiyor. Hem gönderdiğimiz fabrikalar, ayrıca bizim ihracat grubumuz var. Hem ürünlerimizi ihraç edip geri kalanını sanayi kısmına ayırıyoruz. Bunda közleme olarak şu anda yüklenen aracımız var. O şeride gidiyor. Bundan sonra haftaya salça fabrikaları başlayacak. Onlara devam edip sezonu güzel bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Satış ve pazarlamada önemli olan kriterler nedir? Firma olarak bir misyon, vizyonda üstleniyorsunuz. Tabii ki. Bütün yüklediğimiz ürünlerin kalite yönünden hepsinin arkasındayız. Yani yurt dışı, Avrupa, Almanya, Rusya, Romanya, ağırlık kapya biberin merkezi durumuna geldi satış durumunda. Bu ülkelerin hepsine sevkiyatını dört dörtlük bir şekilde analizleri yapılıp ondan sonra çıkılan ürünler. Buradaki Türkiye içerisindeki sanayi fabrikaları ile de bunların tekrar analizini yapıp sevklerini öyle yapıyoruz biz. Dört dörtlük bir şekilde işlerimizi yürütüp çiftçilerimiz açısından güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Sizin gibi firmalarla çalışmaları ne tür avantaj sağlıyor hem ihracatta hem de çiftçilerimiz sizden tohum alanlar açısından? Şimdi şöyle diyeyim, bizim yurt içindeki sanayi fabrikaları ürünün ne şekilde bizden sağlıklı bir şekilde gideceğine hepsi bilincinde. Biz de ne şekilde ürünü sevk edeceğimizi bildiğimiz için zincirleme çok güzel gidiyor şu anda. Aynen. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yoğun bir gündeminizde bize vakit ayırdınız. Tam hasılatın olduğu tarlanın hasat edildiği bir dönemde bize kapılarınızı açtınız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tarlamız güzel gözüküyor. Ürünlerimiz çok kaliteli, çok aynen, güzel. Gülüyorlar resmen. Aynen. Bu çok değerli. Bu çok mutlu olduk böyle güzel bir yerde bu yayını yaptığımız için. Genç üretici adaylarına, çiftçilerimize de örnek olacağınızı düşünüyoruz. Onlara neler önerirsiniz bu yolda ilerlemek isteyen genç üreticilerimize, çiftçilerimize? Yani çiftçilik, şöyle diyeyim ben, hani biber sektörü burada ölmeyen bir sektör. Yani ihracatından sanayisine, zaten sanayisi üren olan bir ürün kesinlikle önü açıktır. Yani çiftçilerimiz, gençler şu anda hevesli Çukurova bölgesi olarak. Burası Tuzla Karataş'a bağlı. Çiftçilerimiz, herkes buradan şöyle yani nasıl diyeyim, hani çocukluk yaştan başlıyor. Onların da gelecek zamanlarda bu işe el atmalarını bekliyoruz. Yani aslında küçükken tarımın içinde olmak büyük bir avantaj. Ziraat mühendisliği de çok değerli ama tarlada bulunduğu sürece bu işe yarıyor. Onu da anladık.
Biz de kendimiz tecrübe ettik. Aynen, aynen dediğiniz gibi. Çok teşekkür ederim. Bereketli, bol kazançlı bir sezon olsun tüm çiftçilerimiz ve üreticilerimiz adına. Yeniden görüşmek üzere. İnşallah, teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. NİDE'yi için çalışan başarılı genç bir girişimci Cumali Bey ile birlikteyiz. Kendi çalışmaları bu bölgeye ve sektöre katkılarını birlikte değerlendireceğiz. Özellikle tel çit ve beton direk konusunda bu bölgenin en iyi üreticilerinden biri. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle hayırlı işler diyelim. Teşekkür ederim. Kısaca hem seni tanıyalım hem de bu sektöre ne zaman girdik, kaç yıldır bu bölgede çalışıyoruz onu paylaşalım. 9 yıldır bu iş içerisindeyim. Önce ilk başlarda beton direk üretimiyle ilgileniyorduk, çit direkleri. Şu an sistem direkleri ve öngörmeli beton direkleri imalatına başladık ve şu an ikinci kalıbımızı kurduk. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. NİDE'deyim dedik ama tam olarak neredeyiz? Beton direk olarak bu tel çit üzerine olarak NİDE bölgesindeyiz. Sistem direği olarak Türkiye'nin her bölgesine direklerimizi gönderiyoruz. Şu anda üretim alanınızdayız. Ne kadarlık bir alan üzerine kurulu firmamız, kaç kısımdan oluşuyor, her bir kısımda neler yapılıyor? 9 dönüm yerden oluşuyor işlerimiz. Bunun 3 dönümü kapalı, 3000 metrekaresi kapalı. Çit direği bölümümüz ayrı, sistem döktüğümüz bölüm ayrı olaraktan 4 parça bölünüyor. Artı işte tel örgü makinamız da burada. Bu şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çit telle başlayalım üretiminizde. Kaç çeşit üretiyoruz, nasıl üretiyoruz? Tel örgü olarak kalınlığına göre ve milim, göz aralığına göre değişiyor. Bunun mesela düz direk olanı var, boyun eğri direk olanı var. Müşterinin taleplerine göre uygun mesela evime, bahçeme kimse girmesin diyerekten tel örgü yaptırıyor, üzerine dikenli tel çekiyor. Kimi de diyor ki bahçe arasına gerek yok diyor. Kalınlık olarak 2 milimden başlıyor, 3 milime kadar kalınlıkta örebiliyoruz. Sıkıntımız yok. Beton direklerde nasıl beton bir üretim direk, var? Çit direği olaraktan... Bölgede, NİDE bölgesinde en kalın direkler biz üretiyoruz. Adet yani normalde dışarıda üretilen direkler 40-42 kilo geliyor. Bizim bir tane beton çit direği 56 kilogram geliyor. Nerelerde kullanılıyor bunlar? Bahçe, fabrika etrafları, tarlalarda, büyük tarlalarda. Zaten bizim genellikle işimiz buradaki büyük bahçeler. Yani bizi tercih edenler, abilerim sağ olsunlar. Hep genelde büyük bahçelerle uğraşıyoruz. Ham maddesi nedir direklerin? Direklerin ham maddesi demirlerimizi 4 tane 5'lik demir kullanıyoruz. 9 yerinden etriyeli. Ondan sonra hazır betonu çağırıp burada C35-45 olarak döküyoruz. Yani demir ve betondan oluşuyor. Evet demir ve betondan oluşuyor. Üretim miktarınız ne kadardır? Sistem direği olarak aylık ürettiğimiz direk sayısı 12.000. Çit direği olarak aylık ürettiğimiz sayı 4.000. Çit tel olarak peki? Çit tel olarak günlük ortalama 35 top yani 20 metre olarak 35 top tel üretiyoruz. Tabii tüm bunları yaparken bir teknoloji kullanıyoruz, makineler kullanıyoruz. Tabii, nasıl bir düzenekte geçiyor? Hepsi yani sistem direğinin özel aparatları var, özel makineleri var. Yani Türkiye'de zaten 3 yerde var, 3 firma var. Bunlardan biri de biziz sistem direği olarak. Tel örgü olarak da zaten burada çevrende 9 yıldan beri yaptığımızdan tanındık biri olduğumuz için hiçbir sıkıntımız yok. Müşterilerinizi kimler oluşturuyor? Müşterilerimiz genelde 40 yaş üstü abilerimiz oluşturur. Genellikle hep onlar bahçe işini daha çok işte emekli olaraktan daha çok onlar daha çok tercih ediyorlar. Yani böyle toprakla uğraşan hem çiftçilerimiz profesyonelce yapanlar hem de hobi olarak yapanlar. Evet, aynen öyle yani. Yaş ilerledikçe biraz daha bahçeye özen gösteriyorlar. Evet. Değerini anlıyorlar evet. O zaman toprağın ve üretimin. Peki hizmet alanınız tüm Türkiye mi? Sistem direği olarak tüm Türkiye, çit direği olarak sadece NİDE bölgesini tercih ediyoruz. Yani anca yetişiyoruz buraya. Sistem direği çok yapan yer var mı? Çok yapan yer var. Buradan ben Çanakkale'ye, Isparta'ya, Bursa'ya, ondan sonra aşağı tarafta Maraş'a, Antep'e, Hatay bölgesine hiç durmadan gönderiyorum. Onun avantajları nedir sistem direği kullanmanın? Sistem direği kullanmanın avantajları güneş yanığından meyvelerimizi korumak, tolu yağdığı zaman toludan korumak. Yani üzerine bir şeyle mi örtüyoruz? Tabii üzerine file çekiyoruz bu direklerin 5 metre ürettiğimiz direklerin üzerine file çekiyoruz. File çektikten sonra ne güneş yanığı oluyor ne şey oluyor. Bir de fidanlar yani ortalama 20-25 kilo elma verdiği için bu elmayı tartması için bu direkler mecbur kullanılmak zorunda. Yoksa yeni fidan 25 kilo verdiği zaman kırılıyor.
Yani tabii ağacın fidanın boyuna göre büyüklükleri değişiyor mu? Tabii bunu mesela 2,5 metre de kullanıyoruz. Bunları üzüm bağına kullanıyoruz. 2 metrelik, 2,5 metrelik büyük bahçelere 3,5 metreden başlıyor. 5 metreye kadar direklerimizi kullanıyoruz. Tam da elma demişken Niğde'nin elması çok güzel. Aslında çok bilinmiyor değil mi? Ne kadar bayağı da üretimi yapılıyor. Bahçeleri bol Niğde'de. Şu an çok aşırı derecede Niğde'de talep var. Yani Niğde'ye biz çalışıyoruz. Sıkıntı yok ama dışarıda bize aşırı bir talep var. Yani dışarıdaki talep neden oluyor? Kivi bahçelerine kullanmaya başladılar şimdi. Evet, evet. Özellikle Antep tarafı üzüm bağına kullanmaya başladı. Ondan dolayı şu an için talep çok yoğun. Nerelerde nasıl ulaşıyorlar size? İnternet adresimiz var mesela. Ondan sonra bu şey başvurdum, sosyal medyalarda başvurdum. Her yerden yani zaten bir bahçe yapan şahıs olaraktan tavsiye ettiği zaman bizim işimiz bitiyor. Sosyal medyada ve internette ne olarak geçiyoruz? Bahçe yapı beton direkt telçit üretimi. Niye seni tercih ediyorlar Türkiye'nin her yerinden? Yani şimdi biz ki kendimiz konuşunca kendimizi bilmiyorum sevdiriyoruz. Yaşımız genç olduğundan dolayı bir de malzemeyi yani sıkıntı değil. Malzemeyi üretimi yani kaliteli yaptığımızdan dolayı bir defa alsa ondan sonra vazgeçemiyoruz. Hem çit tel hem de beton direk sistem direkleri kullanacak olanlar alırken neye dikkat etsin? Hem firmasını hem de ürünlerini seçerken. Şimdi şöyle söyleyeyim yani her yerden hepsi alınmaz. Şimdi bir bahçeyi bir sefer yapıyorlar. Örnek veriyorum. Telin kalınlığını 2,5 milimden aşağı yapmak yanlış. Beton direği biraz kalın olduğu zaman daha güzel gösterir. Sistem direğinde de ilk direk geldiği zaman bir bakması lazım, denemesi lazım. Kırığı var mı, çatlağı var mı, düzeni var mı? Çünkü oraya çok büyük yatırımlar yapıyor. Bir bahçeye en aşağı 2000-3000 milyon para harcıyorlar. O parayı boşa harcamasınlar. İyi bir firmayla iyi ürünler kullansınlar. Peki kurulumu da yapıyor musunuz? Kurulum da dahil. Hepsini anahtar teslim. Bir bahçeye girdiğimiz zaman anahtar teslim, fidanını, damlamasını, sistem direklerini, çevre telergüsünü hepsini yapıp anahtar teslim çıkıyoruz. Peki siz kurulumu yapacağınız alanı giderken kullanacağız malzemeler o toprağın yapısına ve yere göre değişiyor mu? Tabii illaki önce bir toprak tahlili yaptırıyoruz. Bir bu meyve olur mu olmaz mı diyerekten. Öncelikle o bahçenin su var mı yani? Önemli olan bir bahçede sudur. Kesinlikle. Bu suyun değeri nedir? Bunları öğrendikten sonra zaten toprak ve su analizi yapıldıktan sonra bir sıkıntı olmadığı sürece hemen biz bahçemize başlarız. Yani söz verdiğimizden erken bitiririz ama uzun atarız. Tam onu diyecektim. Biraz sabırsız olabiliyorlar değil mi? Zamanında teslim etmek ben çok önemli. Ben hiçbir zaman yani ben işe alayım diyerek de ben bir ay içinde bitirin diye bir kelime konuşmam. Benim derdim iyi bir şey ortaya çıkarmak. Abi ben bu işi alırım. Ben bu işi bir ayda yaparım ama benim kafamda o iş zaten 15 günlük. Kaza olur, bela olur, cenaze olur. O yüzden kesinlikle yalancı duruma düşmeyi istemiyoruz. Öncelikle kutluyorum. Genç yaşına rağmen kendi mesleğinde ve işinde bu kadar başarılı olman, sürekli ileriye yönelik hedeflerin olman, bütün bu bilgini, tecrübeni de izleyiciyle paylaşman çok güzeldi. Niğde bölümünde bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Ne söyleyelim, ne ekleyelim son olarak? Ekipman olarak arkadaşlarıma, buradaki çalışanlarıma çok teşekkür ederim. Bunların desteği olmasa ben zaten buralara gelemezdim. Müşterilerim olaraktan da sevdiğim, saydığım abilerim çok var. Bunların da aralarına daha fazla katılmasını çok istiyorum. Biz de buradan herkese teşekkürlerimizi edelim. Dolayısıyla onlar sizinle çalıştığı için siz de işinizi bu kadar ilerletiyorsunuz. Bütün sektörler aslında bir zincir gibi. O zincirin bir halkasısınız. Güçlü halkalarından biri. Kutluyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim size. Bereketli, bol kazançlı bir sezon olsun. Hem çiftçilerimiz adına hem üreticilerimiz adına. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Programımızın bu bölümündeki konuğu genç ziraat mühendisi sevgili Mithat Yener. Adana Seyhan bölgesindeyiz. Yener Tarım'ın seralarından birindeyiz. Muz serasındayız. Bu bölgenin de muzu aslında Akdeniz bölgesinin diğer yerlerindeki muzları aratmayacak lezzette ve kalitede muzlar. Peki bu muzlar nasıl yetişiyor? Muzun öyküsünü sizlerle buluşturmak için genç mühendisimizle birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Kısaca hem sizi hem firmamızı tanıyalım. Tarım alanına nasıl girdik, nasıl ilerledik? İsmim Mithat Yener, ziraat mühendisiyim. Muz alanında kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Burada 2017 yılı Eylül ayında ilk dikimimizi yaptık. Şu ana kadar 3. hasatımızı bitirdik.
Muz üretiminde Adana'nın ilk seralarından birisi olmanın gururuyla üretimimize devam ediyoruz. Senelik 120 tona yakın muz üretimi yapıyoruz. Hangi çeşit muz? Muz bölgemizde genelde iki çeşit olarak üretim yapılıyor. Bunlar Grand Nine ve Azman çeşididir. Biz burada Grand Nine çeşidini yetiştiriyoruz. Örtü altı mı? Tabii, örtü altı olması verimi bayağı bir olumlu yönde etkiliyor. 12 ay boyunca üretim yapılabiliyor. Tabii, 12 ay boyunca üretim yapıyoruz. Burada yaklaşık senenin 3 ayı hasatımız devam ediyor. Onun dışında... Muz çok sevilen bir meyve. Hatta pandemide en çok tercih edilen meyve. Çünkü çok hijyenik de buluyor herkes. Evet. Dolayısıyla tabii o lezzetli meyvenin soframıza gelene kadar o kadar da kolay değil. Çok emek isteyen bir serüveni var. Ağacından, dalından kesip soframıza gelene kadar nasıl bir emekten geçiyor? Onu da paylaşalım. Tabii, öncelikle şunu söyleyeyim. Muz bitki olarak nem ve sıcaklığı yüksek seviyelerde isteyen bir bitki. O yüzden yetiştiricinin de öncelikle örtü altı üretim yapılması gerekiyor. Onun dışarısında muz ilk ekimden 9 ay sonra çiçeğini açar ve bir olgunlaşma süresine girer. O süre yaklaşık 3-4 ay sürüyor. Yani ortalama 1 yıl içerisinde hasatımızı yapıyoruz. Hasat ne zaman yapılıyor normalde? Örtü altında bu değişiyor tabii. Tabii ki değişir. İki dönemimiz var, dikim dönemi. Mart-Nisan ve Eylül-Ekim dönemleridir. Mart-Nisan dönemindeki dikimlerimizde verimimiz biraz daha düşük oluyor. Ama diğer seralarda da verim düşük olduğundan dolayı yüksek fiyattan satış yapılıyor. Eylül-Ekim dönemi dikimlerimizde de verimimiz yüksek oluyor, fiyat düşük oluyor. Aslında birbirini dengeliyor diyebiliriz. Evet. Tabii bunun yanı sıra bakımı, sulanması, gübre istiyor mu, biraz da neler katıyoruz onlardan da bahsedelim. Özellikle nemi sağlamak amaçlı düzenli her gün sulama yapıyoruz. Gübreleme olarak da muz biliyorsunuz potasyum ve kalsiyum ağırlıklı olarak kaynağıdır. Biz de beslemelerimizi ağırlıklı potasyum ve kalsiyum üzerine yapıyoruz. Onun dışarısında tabii ana elementler fosfor, azot ve diğer elementleri de sürekli besleme amaçlı takviye olarak veriyoruz. Genç bir ziraat mühendisi olarak tabii bu bölgede bu işi yapanlara da danışmanlık da veriyoruz. Biraz da diğer yönümüzden bahsedelim. Şöyle söyleyeyim, biz bu bölgenin ilk seralarından birini yaptığımız için ben de hazır mesleğimde ziraat mühendisi olduğundan dolayı bu bölgede, yani ağırlıklı Adana ve Mersin bölgesinde diğer seralara danışmanlık veriyorum. Burada yaklaşık 3000 dönüm muz serasının 750 dönümüne danışmanlık veriyorum. Bölgemizi muz üretimine teşvik etmek amaçlı elimizden geleni yapıyoruz diyebilirim. Bölge muz üreticiliği konusunda uygun bir bölge mi? Buradaki muzun diğer bölgelerdeki muzlardan avantajları neler olabilir? Şöyle söyleyeyim, öncelikle muzu yetiştirebilmemiz için Akdeniz iklimine sahip bir bölgede bulunmamız gerekiyor. Bunun nedeni belli iklim koşullarını bu bölgelerde sağlayabiliyoruz. Havası, toprağı iyi mi? Burada çıkan muzun lezzeti ve gramajı, boyutu diğer yerlerden farklı mı? Yoksa zaten bu ırkın muzları böyle mi olur? Şöyle söyleyeyim, aslında muz daha çok kumsal topraklardan daha yüksek verim alabiliyor. Ama sıcaklığı, nemi düzgün sağladığınız koşullarda burada da iyi bir verim alınabiliyor. Anamur, Alanya, Antalya taraflarına neredeyse yakın tonajda hasat yapıyoruz. Ziraat mühendisi olarak bu işin içinde olmanın önemi fazla aslında. Artık modern tarım uygulamaları, iyi tarım uygulamalarından bahsediyoruz. Evet. Toprağı ve bitkiyi bilmenin yanı sıra işin teknik ve teknoloji yönlerini de bilmek gerekiyor değil mi? Bu noktada da tarımın içinde olman bu bölgenin tarımına faydası oluyordur. Doğru, tabii ki. Dediğiniz gibi burada üretimimize devam ediyoruz işte. Bu önümüzdeki hasat dönemi ne zaman olacak en yakın? En yakın hasat dönemimiz Ekim, Kasım, Aralık aylarında olacak. Şu an bitkilerimiz çiçek açmaya, meyvelerini dizmeye, oluşturmaya başladı. İnşallah Kasım ayında iyi bir hasat bekliyoruz. Burada senelik, az önce de söylediğim gibi, 120 tonumuz üretimimiz var. Bu dönümde 7 ton ile 8 ton aralığına denk geliyor. Peki bu hasatla ilgili öngörünüz nedir? Bu hasatla ilgili öngörümüz... Ağaç başı 35-40 kilo aralığında
verim almak. Maksimum nedir bir ağaçta alınan verim? Ben ortalama 35-40 kilo aralığında verim alıyorum ama bazı ağaçlarımızda 60-70 kilo aldığımız hevenklerimiz de oluyor. Peki tüketici için bir şeyler söyleyelim. Muz alırken neye dikkat edelim? Muz alırken bana göre tam sararmamış, daha hafif yeşilden sarıya dönen renkte olan muzları almalarını tavsiye ederim. Çünkü raf ömrü evde tüketim süremiz daha uzun oluyor. Onun dışında yerli muz tüketmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Siz de zaten yerli bir üretim yapıyorsunuz. Evet. Üretmenin ne kadar değerli olduğunu pandemide daha da anladık. Sizin gibi değerli mühendislerimizle, tarıma emek verenlerle bu alan daha güzelleşecek. Daha da ileriye güzel şeyler bırakacağız. Geriye de güzel şeyler bırakacaksınız. Tüm bunlar için kutluyorum. Hikayenizi, çalışmanızı izleyiciyle paylaşmanız, Sera'nızın kapılarını açtınız. Çok da yoğun bir zamanınızda bize vakit ayırdınız. Bunlar çok değerliydi. Ne söyleyelim, ne ekleyelim son olarak? Ne ekleyelim? Şöyle, yerli üretime, özellikle muz üretiminde hala açığımız var. Hala %20-30 aralığında ithal muz geliyor. Bunu tamamen ortadan kaldırmak amaçlı yerli muz üretimine insanları teşvik etmek istiyorum, üreticilerimizi. Devletin bu anlamda teşvikleri, katkıları var mı bu sektöre? Tabii ki. Şu an bir hibe programı var. Belli bölgelerde %50'ye kadar devlet hibe sağlıyor. Ayrıyeten hibe kullanmayan, sera yapmak isteyen vatandaşlarımıza uygun faizli kredi imkanları tanınıyor. Ve KDV teşvik belgesi çıkarıp işletmeye yaptığınız tüm yatırımlarınızın KDV'sinden muaf sayılabiliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bereketli, bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum. İlerisi için de başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Her teşekkürler. Zaman bekleriz. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Pamir Garden dedim. Evet. Pamir'in bahçesi. Nasıl bir yerdeyiz? Burada neler yapıyoruz? Onu izleyicilerimizle paylaşalım. Teşekkür ederim geldiğiniz için öncelikli olarak. Biz elimizden geldiğince insanların evlerini, bahçelerini güzel hale getirmek için mücadele veriyoruz. Sevgiyle üretmeye çalışıyoruz. Ne üretiyoruz? Mevsimine göre epey değişiklikler arz ediyor ama ağırlıklı olarak kaktüs sukulentlerimiz var. Ondan sonra mevsimine uygun çiçekli bitkilerimiz var. Herdem yeşil bitkilerimiz var, sarkaçlı bitkilerimiz var. Ağırlıklı bunlar. Yani evimizde, balkonumuzda, bahçemizde, tarlamızda kullanabileceğimiz, yaşam alanlarımızı güzelleştirecek her renkte, her boyda bitkiler. Kesinlikle evet. Peki nasıl üretiyoruz? Bir kısmını fide olarak getirtirip saksılarını büyüterek yetiştiriyoruz. Ama ekseriyetle anacı kendimizden çelikten üretim dediğimiz tabirler veya ayırma yöntemi ile üretmeye çalışıyoruz. Neredeyiz tam olarak? Mersin'deyiz ama. Ya Mersin'in hemen göbeği sayılabilir ama. Şehir bir tarafta, biz bir taraftayız. Hemen. Çok hemen yakınız. Yani. Evet, evet, evet. Ne kadarlık bir alan üzerine kurulu Pamir Garden ve her bir kısımda neler yapılıyor? Şu an toplam 8 dönümü biraz geçiyor. Bütün arazimiz kapalı dönüm 2,5 dönüm civarında. Bunları kendi üretim şeyimize göre bölümlere ayırdık. Anaçlıklarımız var. Fide ürettiğimiz kısımlarımız var. Fideleri ürettikten sonra saksılayıp üretim serasına aktardığımız bölümlerimiz var. Şu anda içinde olduğumuz alanda sunum kısmı, vitrinimiz. Sunum ve bir miktar da hemen diktiğimiz bitkilerimiz de var. Peki bu anlamda bitki ya da canlı çiçek almak isteyenler neye dikkat etsinler? Aslında bitkinin görseli kendini belli ediyor ama tabii tamamen amatör insanlara biraz uzmanlaşmalarını öneririm. Nerede nasıl kullanacakları da önemli. Tabii ki, tabii ki. Bunu biz gelen arkadaşlarımıza aktarıyoruz, müşterilerimize aktarıyoruz ama tam satıcı arkadaşlarımızın çoğu bu konuda biraz eksikler. Amatör hobicilere aktarımda da biraz sıkıntı oluyor.
Yani doğru toprak, doğru bitkiyle buluşmalı. Evet. Doğru yerde muhafaza edilmeli. Kesinlikle, balkonda kesinlikle. Mı, içeride mi, dışarıda mı, bahçede mi? O konular ilgili bilgili olurlarsa daha iyi sonuçlar ortaya çıkar. Tabii ki insan bitkisinin ölmediğini ve daha güzel coştuğunu görürse bence o balkonu vahaya çevirir zaten. Burada muhafaza etmek kolay mı peki ortaya çıkan ürünü? Nasıl bakıyorsunuz onlara? Fark ettiyseniz özellikle gölgeleme, sıcak hava, havalandırma ve gölgeleme, nem çok çok önemli. Benim her zaman söylediğim bir şey vardır. Isı, ışık, nem. Bu üçlemi sağladıktan sonra emin olun gübre ve ilaç ondan çok sonra geliyor. O şeye yani bitkinin ortamına net yerine oturtulduğu zaman bitki kendiliğinden alıyor zaten. Havadan bile alabiliyor gıdasını. Tüm bunları yaparken aslında amacınız sadece buradan ürün yetiştirip satmak değil. Siz doğaya, bu sektöre ve bu alana da katkı sunan birisiniz değil mi? Hedefiniz nedir bu anlamda? Neyi hedefledik? Amaç neydi? Birincisi ben mutlu oluyorum bu işi yaparken. Ürettiğimiz bir ürünü bir masada, bir balkonda gördüğümde ben mutlu oluyorum. Ayrıca hakikaten katma değeri yüksek bir tarımın bölümü. Maalesef özellikle yurt dışında Hollanda'dan çok ciddi derecede Türkiye'ye döviz harcanarak ithal ürünler de geliyor. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Geçebilecek güçte ve donanımdayız. İklime ve toprağa sahibiz. Aslında öyleyiz ama ticari manada bu konuya tam vakıf olamadık. Maalesef. Bir noktada burada küçük de olsa bir katkı sunmak, bu alanda bir değişiklik yaratmak istiyoruz. İnşallah hedefimiz Hollanda'ya kafa tutmak ama ömrümüz yetecek mi göreceğiz bakalım. Burası Niğde Çamardı, Eynelli Köyü, kum mevki dediğimiz bir platodayız. Burası 1800 rakım, bahçenin girişi 1850, bahçenin sonu. Burada Scarlet Super çeşit elmamız var, Super Chief çeşit elmamız var, Golden Ranges ve Fuji çeşit elmamız var. Toplam 22 bin ağacımız bulunmaktadır. 90 ile 100 dekar alan üzerine kurulmuş. Telli terbiye sistemi devlet destekli, hibeli bir başvurumuz oldu, yaptırdı sağ olsun devlet, Allah sever vermesin. Onun dışında burada iyi tarım uygulaması yapıyoruz. Yani depolamasını kendimiz yapıyoruz. Niğde merkezi depolama ve paketleme depolarımız var. Oralarda saklamasını yapıyoruz. Oradan da pazar değerini oluşturup gelen yurt dışı pazarına sunuyoruz. Kaç yaşında bu proje? Bu proje şu anda 4 yaşını geçti, yani 5'e doğru yaklaşıyor. 4,5 yaşında falan diyebiliriz. Şimdi üretim miktarımız ne kadar? Birinci yılda bilmiyorum aldınız mı ürün? Ve bu sezon hasatta ne kadar bir beklentimiz var? Miktarımız ne kadar olmayı hedefliyoruz ya da öngörümüz ne? İkinci yılında üretime başladık. İkinci, üçüncü, dördüncü. Geçen yıl yani 180 ton civarında ürün aldık. Bu yıl 200 ton civarında ürün bekliyoruz. Yani bu bölgede biraz rakım yüksek olmasından dolayı elmalarımızın daha renkli olması, pazar değerinin daha yüksek olması, kalite daha yüksek olmasından dolayı yani yurt dışı, yurt dışında daha talepte bulunuyor. Yani rakım dolayısıyla. Tam da onu soracaktım. Şimdi bizi izleyenler diyebilecek, bu kadar yüksek bir yerde elma yetiştiriciliği için uygun mu? Bu kadar yüksek bir yerin ve burada oluşan iklimin elmanın kalitesi ve verimine katkısı nelerdir? Burası şimdi elma biliyorsunuz gece gündüz soğukluk farkından dolayı de büyüme yapar. Burada gündüzleri sıcak, geceleri soğuk. Bu aşamada elmalarımız yani büyüme aşamasında hızlı bir büyüme yapıyor, gelişme sağlıyor. Yani Haziran, Temmuz aylarında yani elmayı gün günü tutamazsınız burada. Yani dün geldiniz farklı, bugün geldiniz farklı. Yani milimlik bir ölçüm yaparız. Elmanın büyüyüp büyümediğini oradan
tespit ederiz. Fakat yani bu bölgede yani biz bunu nasıl söyleyeyim, bir meyveciliği yapmak için yani tabii biz bunu ilk başlangıçta burası arazi kurumunu daha önce ben bir deneme yaptım. 20-25 ağaç civarında baktım, ağaçlar çok güzel gelişiyor. Bu bölgede de çiçeklerde bir sıkıntı görmedim. Dedim burası odak uygun bir yer. Yani bu arada toprak tahlillerimizi de yaptık. Her türlü yani bilgi sahibi bilimsel değerler yaptık. Bunlar da uygun olunca karar verdik. Bu bahçeci yapmak için yaptık. Bu telli terbiye sisteminde %50 hibe devlet tarafından desteklemesini de aldık. Bu arada iyi tarım uygulaması da yapıyoruz burada. Onun dışında damlama ile sulama. Damlama sulama ile yapıyoruz tabii. Havuzumuz var. Yeraltı sulaması havuzumuza döküyoruz suları. Çünkü diyebilirler bu kadar yüksekte sulamayı nasıl kullanırız, suya nasıl ulaşırız sorusu da gelebilir. Evet. Bunu yeraltı sondaj kuyularımız var ruhsatlı. Oradan havuza döküyoruz. Havuzdan da bas sistemiyle damlama şeklinde eşit bir şekilde ağaçlarımıza veriyoruz yani. Merhabalar, Mansur Zehir ben. 83-84 yıllarında sanayide ustamın yanında tornacılığı öğrendim. 93-94'ün sonunda köyümüze geldim. Bir arkadaşımla beraber bu işe başladık. Tarım aletlerine döndük. Sonra, nedir işimiz? İşimizi bir anlatalım. Şu anda çiftçinin tarımda kullandığı aletlerin romoğundan, lister bıçağından, tesviye küreğinden, narenciyelerin ot ilaçlamasından, haylet bıçağı dediğimiz aletlerinden, yani çiftçiye gerekli olan bu takımları, aletleri yapmaya çalışıyoruz burada. Hem yapıyorsunuz, üretimde varsınız, tabii. Hem de onların bakımı, tamiri konusunda tabii. Ustasınız. Evet, evet. Burada tornacılığın verdiği bilgi de var bize. Bana çok büyük bir katkısı sağladı köyümüzde. Köyümüzden dedik ya, köyümüz tam olarak nerede? Adana Seyhan Çapuççu Mahallesi diye geçer. 95 yılından bu zaman 25 yıllık, 26. yıla gireceğiz şükür. Bir çevremiz var. İnsanların aletlerini, işte takım aletlerini, tarım aletlerini, imalatını elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ne kadarlık bir alan üzerine kuruluyuz? Aşağı yukarı 300 metre kare kapalı alanımız var. İşte torna aletimiz, presimiz, şerit testeremiz, bunlara uygun kaynak makinelerimiz. İşinizi yapmak için gerekli olan bütün makinaları ve altyapıya sahibiz. Sahibiz, çok şükür, evet. Çok şükür sahibiz. Ekibin de var. Ekibimiz var, iki ustamız var. Beraber bu işi götürüyoruz. En çok hangi sorunlarla geliyor size bu bölgede tarım aletleri konusunda? Ekseriye misal narenciyede kullanılan koblemizden tutun, ot ilaçlamasından. Yanlış kullanımdan dolayı kaynaklanan sorunlar mı, kırıklar, dökükler mi? Zaten kırık dökük bitmiyor. Şimdi. Gerçi buranın toprağında taş çok yok, kaya da olmadığı için ama, belki ama zaten, yanlış kullanımdan. Evet, bakım, gerekli bakımlar yapılmadığından dolayı esas. Yanlış kullanım. Yanlış kullanım. İşte şoförlerimiz yağ bakımı, buna benzer dikkatli kullanım, dikkat etmeklerden dolayı devamlı sorunlar, hasarlar oluyor. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Yanında yeni imalatlarımız da var zaten. Onları da karşılık çiftçilemizdikten sonra temin etmeye çalışıyoruz onlara. 25-26. yılına giriyorsun. Bu bir güven de oluşturduğu için sizi tercih tabii, ediyor çiftçilerimiz. Büyük bir güven sağladık. Kolay olmadı. 25 yılı geçkin bir zaman içinde Adana'nın belli bölgelerinden de taleplerimiz var. Nerelerden talep geliyor daha çok? Seyhan'a bağlıyız biz. Yüreğir,
ekseri, Çukurova, Yüreğir bölgesi. Yüreğir Ovası zaten belli başlı büyük bir ova. Zaten tarımın tam kalbindesiniz. Kalbi evet orası. Müşterilerimiz var. Oradan gelen müşterilerimiz var. Bayağı bir talebimiz var. Nasıl ulaşıyorlar size? Tavsiye üzerine mi, internet üzerinden mi biliyorlar, öyle mi geliyorlar? Ekseri tavsiye üzerine. İşimizin arkasındayız. Yaptığımız aletler sağlam, karantili. Bundan dolayı müşterilerimize bir güven sağladık. Karşılamaya çalışıyoruz. Bir de bugünlerde yoğunluğumuza var şükür. Karşılamaya çalışıyoruz. Tam hasat dönemleri de başladı. Tabii. Şu anda talepler de var. Bunun yanında tamiratlar, yeni aletler üzerine yoğun bir şekilde karşılık vermeye çalışıyoruz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Cengiz Bey. Siz de programımıza hoş geldiniz. Öncelikle yoğun zamanınızda bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederim. O sizden o. Çiçe TV olarak tekrar hepinize hoş geldiniz diyerek evet, konumuza başlayalım. Başlayalım. O zaman sizi tanıyarak başlayalım. Evet. Siz bu tarım ve hayvancılığın içine mi doğdunuz? Bu işleri ne zaman başladınız? Nasıl ilerlediniz? Kısaca paylaşalım. Çocukluğumuzdan beri biz bu hayvancılığı yapardık zaten. Tabii şu anda standartlar değişince bu elverişli olmak için büyümek gerekiyordu. İşte tabii bu hemen birden olacak bir şey değil bu. Yani zamanla olan bir şey bunlar. Tarım deyince daha çok neler yapılıyor bu bölgede tarım alanında? Tarım alanında en fazla mısır, buğday, arpa, pancar. Şu 3-5 senedir de işte 10 seneye yakın oldu. Patates girdi bir de bizim buraya. Yani kuru tarımın yanı sıra sulu tarıma da geçildi. Tabii sulu tarım zaten. Sulu tarım bizim burada olmasa zaten olmaz zaten. Yani her taraf kıraş zaten bizim buranın. Sulu tarım olarak zaten bölgemizin tüm genelinde de değil zaten. Bölgemizin bir girişinde sulu tarım yapılıyor zaten. Genelinde. Siz ne kadarlık bir alana ekim yapıyorsunuz? İşte 700-800 dekar civarlarında bir ekim alanı yapıyorum ben. Tüm bu saydığınız tarım ürünlerini yetiştiriyor musunuz? Hepsini yetiştiriyoruz. Sizde payı en yüksek olan hangisi? Mısır. Yani hayvancılıkla uğraştığımız için bize mısır çok gerekli. En fazla mısır. Hayvancılık demişken o zaman hayvancılıktan da bahsedelim. Sizin tabii en büyük uğraşınızı da onlar alıyor. Büyükbaş üzerine çalışmamız süt üreticiliği mi? Süt üreticiliği. Peki kaç hayvanımız var? Hangi ırk? Özellikleri neler? Holstein genelde. Simmental çok az sürünün içinde ama genellikle tüm Holstein. Süt ırkı hepsi de bunun. Damızlık olarak biz erkek mala dönmedik. Tüm damızlık olarak dişi malla uğraşmaktayız biz. Sütümüzü Karapınar Süt Birliği üzerinden Torku götürülür bizde Konya. Günde kaç sağım yapıyoruz? Her bir sağımda ne kadar süt alıyoruz? Ortalama 28 veya 29 civarlarında. Tabii girdiler çok pahalınca da bu süt verimi de biraz düşmeye başladı. Çok ağırlaşmaya başladı. İşte soya gibi, yem gibi bunlar pahalanınca biraz daha azalttık malum bu yeme şeylerini. Ve tabii süt oranımız da düşmeye başladı onları az verince. Bir inekten ortalama kaç litre süt alınıyor? İşte 29-28 litre falan alıyorduk. Kaç ineğimiz var? Sağımlık. Sağımlık. 65 ineğim var benim sağımlık. Yavruları da var. Tabii tabii yavruları da var. İşte 22-23 civarlarında da yavrusu var şu anda Südemer. Şimdi tabii sizin bu anlamda bir avantajınız var. Tarımla da uğraştığınız için onları besleyecek bir kısmını en azından o şekilde halledebiliyorsunuz. Kendi arazimizden onu hallediyoruz ama tabii o da bir para. Evet. Yani ekmek, zaman, biçmek, bakmak. Şimdi ben bunu malıma yedirmesem, satmaya kalksam o da benim cebim olarak para olarak girecek ama girdiler çok pahalı olduğu için. Hani ben tarımla da kaldırsam, malıma da yedirsem benim cebime dokanıyor. Girdilerimiz çok pahalı. Peki tarımda en çok sizi zorlayan şartlar nelerdir? Sorunlarınız bu anlamda neler? Tarımda gübre, mazot, bu girdiler, elektrik. Biz zaten onlara çalışıyoruz zaten. Su probleminiz var mı? Problemimiz var. Yani biz elektrikle suladığımız için, yer altından çektiğimiz için ben aylık 170-180 bin lira elektrik parası öderim. Bir de bu sene kuraklık vardı. Suya ihtiyaç daha da arttı. Biz
kuraklık olsa da olmasa da zaten biz bu suyu veriyorduk zaten. Hani bu her yıl biz bu miktarda parayı ödüyoruz. Hani bunun girdileri bize çok pahalı geliyor. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmayı dileyelim. Görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.